Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size BTC Türk Pro uygulamasının tanıtımını yapacağım. Yani Bitcoin sanal para alıp satmak. Arkadaşlar uygulamamız bu şekilde BTC Türk Pro olarak geçer. Bunu Apple Store'de, Google Store'de indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir nevi borsa diyelim. O şekilde hani para yatırdığınız zaman paranız değer kazanır. Miktar önemli değil. İsterseniz 10 lira yatırın, isterseniz 20 lira yatırın, isterseniz 2 milyar yatırın, isterseniz 10 milyar yatırın. Ama para miktarınız ne kadar çok olursa o kadar çok kazanırsınız arkadaşlar. İlk önce size şöyle göstereyim. Mesela burada BTC TR'ye yazan işte Bitcoin, ADA, Atom, Dash, DOT, EOS. Bunlardan hisse alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlara işte istediğiniz yerden alabilirsiniz. 10 lira da yatırın, 2 milyar da yatırın, fark etmez arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Yani düşüşleri, inişleri burada takip edebilirsiniz. İkinci sırada varlıklar kısmımız var arkadaşlar. Siz buraya para yatırdığınız zaman sizin burada işte diyelim ki siz 200 lira yatırdınız. 200 liranız mesela ne kadar değer kazanmış? Diyelim ki 10 lira değer kazanmış. Burada işte 210 lira olarak gösterir. Mesela ben 300 lira yatırmışım. Şu anda benim 300 liram. Ben bugün 300 lira yatırdım. 300 liram şu anda bugün de 9 lira para kazandırmış bana arkadaşlar. Bu da 4-5 saatlik bir dilim diyelim biz. Arkadaşlar öbür tarafa gelelim. Al sat kısmına gelelim. Al sat kısmında mesela siz Bitcoin almanız gerekiyor ama ilk önce sizin bu BTC Türk'te hesabınızda para olması lazım. Nasıl para yatırabilirsiniz buraya? Mesela bu uygulamayı indirdiniz. Burada yatır çek kısmı var şu şekil. Bu kısma geldiğimiz zaman bu kısımda havale EFT yazar. Havale EFT'ye bastığımız zaman devam ettir. Mesela bunlar Denizbank, Fibabank, Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ile çalışıyor. Diyelim ki sizin Ziraat Bankası'nda sizin hesabınız var. Şöyle basarsınız. Burada IBAN numaraları var. Yani diyor ki size bu bizim IBAN numaramızı şu şekil kopyalayın. Kendi hesabınızdan işte kaç lira yatıracaksınız? Diyelim ki 200 lira. Uygulamaya yani bu tarafa 200 lirayı aktarabilirsiniz. Siz kendi mobil hesabınızdan BTC Türkiye para aktardığınızda 5 dakika içinde ya da bilemediniz 3 dakika içinde paranız buraya düşer arkadaşlar. Paranız buraya düştükten sonra al sat kısmına geliyorsunuz. Al sat kısmında diyelim ki Bitcoin alacaksınız. Mesela ne kadar kalacaksınız? Diyelim ki 200 lira. Mesela şu şekil yazarsanız 200 lira. BTC al diye bastığınızda alırsınız arkadaşlar. Tabii şu altlara iyice bakın. Mesela burada 200 liralık vereceği Bitcoin'i gösteriyor. Komisyon da alıyorlar arkadaşlar. Yani bunu alırken de satarken de komisyon alıyor adamlar. Çünkü size hizmet ediyorlar. 200 lira mesela ne kadar komisyon istiyor? 0,35 kuruş komisyon istiyor. Muhtemelen satarken de aynı o şekildir arkadaşlar. Bitcoin'inizi aldınız. Bitcoin'i aldıktan sonra şurada inişleri diyelim ki BTC Türk'ten yani Bitcoin olarak aldınız ya da ADA aldınız. ADA'da hisse aldınız ya da Atom'da hisse aldınız. Mesela Atom'dan hisse aldığınız zaman Atom yükselişte ise alttaki bu yeşiller yanar. Orta seviye ve düşüşte ise kırmızılar yanar arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. 200 lira yatırdınız. Mesela şöyle yapalım. Ben bugün yani 5 saat önce 300 lira yatırdım. Ben 300 liram 5-6 saatte bana 8 lira kar getirmiş. Bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bu kısımda hesaplarınız kısmı. Ha bir de şöyle bir bilgi vereyim size. Siz BTC Türk Pro'yu indirdiğiniz zaman, kayıt olduğunuz zaman arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle kayıt adresinizi, şifrenizi unutmayınız. Çünkü sonra çok büyük paralar yatırdığınız zaman şifrenizi, giriş kaydınızı unutursanız mümkün değil. Bir daha orada para alamazsınız. Çünkü çok sağlamlar. Yani devlet gibi öyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Şöyle yine ben size göstereyim. Al sat kısmında göstereyim.
Mesela diyelim ki benim şu anda Atom'da benim hissem var. Ben hissemi satmak istiyorum. Mesela satış yaparken şöyle basarsınız buraya. Atom sat der. Mesela satarken de aynı almış gibi, yani alırken de satarken de aynı. Sat kısmına bastığınız zaman arkadaşlar, mesela kaç liranız vardı? 200 lira. Yine şuraya 200 lira yazarsanız, mesela diyor ki kaç kısmını satmak istiyorsunuz? %25'i mi? %50'si mi? %75'i mi? Siz her zaman böyle %100'ü işaretleyin. %100'ü işaretlediğiniz zaman atom sata bastığınız anda direkt atomunuz satılır. Hatta şöyle yapalım. Limit belirlemeye gelirseniz burada emir de verebilirsiniz. Emiri nasıl verebilirsiniz? Diyelim ki şu anda atom kaç lira şu anda seviyesi? 163,48. Mesela diyelim ki bu 170'e gelsin. 170 nokta atıyorum 48, atıyorum 50 yaparsanız kaç lira atomunuz var? 200 lira. 200 lira yazarsanız %100'ü işaretlersiniz böyle. Atom sat kısmına bastığınız zaman satma emri verirsiniz. Otomatik olarak o seviyeye geldiği zaman sizin adınıza direkt satar, ya da siz kendiniz de burada hemen satmak istiyorsanız direkt satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin almak için BTC Türkiye ilk kayıt olurken ilk kaydınız yapılır. Tabii bunun kayıttan sonra ikinci seviyesi var arkadaşlar. Yani ikinci seviyede, yani bu seviye deyince oyun falan anlamayın. İkinci seviyesinde sizden kimliğinizin ön ve arka kısmının fotoğrafını ister. Onu gönderdikten sonra bu size bir yazı gönderiyor. O diyor ki o yazıyı bir kağıda yazın. El yazınızda, kimliğinizle beraber yüzünüze tutun. Selfie tarzı bir fotoğraf çekin, onu da gönderin diyorlar. Çünkü orada sizin yüzünüzle kimlikteki fotoğraf aynı mı değil mi görmek istiyorlar. Onu da o işlemi de yapıp atarsanız ikinci seviyeyi de geçmiş oluyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi burada yani alım satım yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada kesinlikle paranız kaybolmaz. İşte bazı vatandaşlar diyor ki ya ben buraya 200 lira yatırsam 200 liram sonradan sıfıra iner mi? Mümkün değil, sıfıra inmez. Mesela Atom 163,58, yani bunun sıfıra inmesi için bu bütün işte BTC, ADA, Atom, Dash, DOT, bunların hepsinin sıfıra inmesi lazım. Ha şöyle bir şey olur, 200 lira yatırırsınız, ertesi gün bakarsanız 200 liranız atıyorum 190 liraya düşmüş. Yani buna düştüğü zaman kesinlikle moralinizi falan bozmayın. Bu çünkü borsa gibidir, bir inişidir çıkışıdır. Mesela 190 liraya düşer ama bakarsanız 2 gün sonra o 200 liranız olmuş 270 lira ya da 300 lira olmuş. Yani zaten o seviyeye geldiği zaman da paranızı çekin, karını bir tarafa koyun, yine ana paranızı yatırın arkadaşlar. Videomuz bu şekil arkadaşlar. Yani pek şey olmasa da ama size yine de bir bilgi vermek istedim ben. Lütfen videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzun altına yorum yapmayı unutmayınız. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum.